Euzubillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in, ala Resulina Muhammedin selavat. Gecemiz mübarek olsun. Abiler 29. söz kaçıncı ders bu? Dört mü? Dört. 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 29. sözün müzakeremizdeyiz. Bekai ve melaike ve haşe dairdir. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Tenezzelul melaiketu ve ruhu fiya bi izni rabbihim. Kulir ruhu min emri rabbi sadakallahu'l azim. 3 dersin hulasasını yapamayız ama dün akşam yaptığımız dersin hulasası melekler. Melekler şu mevcudat binekleri, libaslarıdır demiştik galiba değil mi? Onların vücudu haricileridir. Oralardaki tezinatı, manaları hikmet, mana, mehasin, hikmetlerin temsilcileridirler. Onlar insanoğlunun yapamadığı takdiri dağların tepelerinde iki taş arasındaki çiçeği tahsin ediyorlar. Te, yani onları manidar Hikmeti, nukuşunu, tezinatını e, tefekkür ediyorlar, istihsan ediyorlar. Bu bir şekilde takdir ediyorlar. E, böyle bir şeyin boşluğu vardı, vücudun boşluğu vardı. İnsan hepsine muktedir değildir demiştik. Yani dağların tepelerinde, galaksilerde, denizin diplerinde, hava aleminde, hayvanlar aleminde yaratılan, bir dakika yaşayan, var olup hemen yok olanlar, iki saatlik vesaire mahlukatın Tesbihatlarını insan e, takdir etmesi, e, tefekkür etmesi, istihsan etmesi mutahhir takdirci makamında kendini her daim göremiyor. Çünkü yetişemiyor, yapamıyor, ulaşamıyor. O zaman onlar anlamsız, ma manasız, hikmetsiz olurdu yaratılması. İnsanın dışında ruhaniler ve meleklerin vücudu bu boşluğu dolduruyor. Bizimle ne alakası var? Batın abi mesnevi de büyük mesnevi insanlar için olsa bile diyor. Yine evvel tecrübede bir, bir, takım insanların da zaten zihni mefluç diyor. Evet. Olmuş. O vazifeyi tam yapamıyor. Yapamıyor. Fakat bizi bakan tarafı nedir burada? Yani tamam da o Allah'a bakan yönüdür zahirde. Çiçeği yaratmış. Denizi bin dibinde bir dakika yaşayan var, var olup. Yani Cenab-ı Hakk'a bakan yönü gibi gözükürken değil tabii. Tabii ki ona bakan yönü ama bize bakan yönü nedir demiştik dün, dün akşam. Meleklere iman ederek onların e, takdirlerini, istihsanlarını, tefekkürlerini, ubudiyetlerini insan ortak oluyor. Dolayısıyla onların yaptıkları takdiri, tefekkürü, istihsanı, ubudiyeti insan yapmış gibi olduğundan o çiçeğe e, tefekkür eden, istihsan eden insandır oluyor. Onun yaptıkları insana mal oluyor e, çünkü iman ettik örnek vermiştik. Adem Aleyhisselam'a iman etmezsek ne oluruz? Kafir oluruz. Bu tek yönlü çalışmıyor bu. Ayşe Tirbe ise. E, iman etmeyince, reddedince kafir oluyorsam, iman edince onun zıttı kadar karım olması lazım. O zıttı kadar. Nedir o? O peygamber Ali Şah'ın bütün ubudiyetlerine, imanına, her şeyine imanımız kadar hissedar ve ortak oluyoruz. Hiçbir şey ondan eksilmeden. Peygamberlere imanın amellerine 24. sözde söylüyor. Amellerine ortak oluyoruz. iman edince. Çünkü im iman etmeyince ne oluyor? Kafir oluyoruz. Onun tersi çalışması lazım. İşte meleklere iman edince ne oluyor? Bizim yapamadığımız o istihsanı, tefekkürü ubudiyeti, o takdiri o çiçeklere, denizin dibindeki balıklara melekleri yapıyor. Melekleri yapmasıyla da o Hasenatı biz de meleklere iman etmeyle hop ondan hiçbir şey eksilmemekle beraber komple bize mal oluyor. Böylelikle Cenab-ı Hakk'ın şumurlu bir rahmetini göstermiş oluyor. Evet diye başlıyoruz değil mi? Ama şuradan alayım. Evet nasıl ki Hüsn elbette bir aşık ister. Hüsn elbette bir aşık ister. Güzel. Niye güzel var? Takdir edecek aşık olacak birisi lazım. Tam yani meleklere lazım değil aç. Tam ise aç olana verilir. Öyleyse şu nihayetsiz hüsnü sanat içinde yani bu sanatlar içinde gıda yer var. Ruhların gıdaları ve kutu kulup yani kalplerin gıdaları elbette melaike ve ruhanilere bakar gösterir. Yani bu nihayetsiz hüsün. Nihayetsiz. bu meleklerin ve ruhanilerin bir kısmının da vazifesi manaları manalarla besleniyorlar. Onların vazifeleri ubudiyettir, verdikleri vazifedir. Anla, bunların gıda yer var. Ruhlarının ve kalplerinin gıdası bu istisandır, takdirdir, tefekkürdür. Tahayyür etmektir, tefekkür etmektir. Onların e, gıdalarıdır. Kalplerin ve akılların gıdalarıdır. Dedi. Ruhanileri. O zaman o boşluğu böyle bir varlıkla doluyor. Yoksa insanla mevcudat arasında bir boşluk gözüküyordu. Madem şimdi kaldığımız yer burasıydı, madem bu nihayetsiz tezinat, nihayetsiz bir vazifeyi tefekkür ve ubudiyet ister, yani insanın hatasının dışında tezinat var, ee, yani süsleme var, bir sistem var ya sistem, galaksilerden yerin altından denizin dibinden hayvanlar ve nebatta aleminden ne kadar acayip bir sonsuz ya bize göre. Ne, ne var? Hüstü sanat var, tezinat var. Nihayetsiz, nihayetsiz bak tezinat. Nihayetsiz tezinat, nihayetsiz bir tefekkür ve ubudiyet ister. Halbuki ins ve cin, insanlar ve cinler şu nihayetsiz vazifeye, şu hikmeti nezarete, şu sattı geniş ubudiyete karşı milyondan ancak birisini yapabilir. Yapamaz yani insan. Milyondan ancak birisini yapabilir. Allah Allah. Dün abi 24. sözde bir Ha onu onu bir Melaike'nin yani o istihsan ve tefekkürü ibadeti hangi şekillerde oluyor? Ha onu bir okuyayım ben isterseniz. Okuyacağız demiştik ama. Tamam, oradayım şimdi. Melaikeler onların komprim bir şekilde melekleri anlatıyor. Vazifesini anlatıyor. Ne yapıyorlar? Nasıl bir şeyler? O komprimdir bu. Şu kadar bir şey Açın 353. Yani izahsız böyle biraz okuyayım. Belki ciddi bir yer varsa şey yaparım girerim. Atıfları çok. Melaikeler ise onlarda mücade ile terakkiyat yoktur. Bak melekleri alfabetik izah ediyor. Onlarda mücadele olmadığından terakkileri yok. Zıt yok yani alemlerinde. Melekleri ve hayvanlar taallum ve tekemül etmek için gelmemişler. Mücahide olmadığı için terakkileri yok. Belki her birinin sabit bir makamı, muayyen bir rütbesi vardır. Kimisi arşta nezaret eder, kimisi Allah'a seyreder, kimisi rüküde, kimisi secdede, kimisi şöyle. işte kimisi dünyada ağaç, kimisi balık, kimisi kuş olarak gözüküyor. Her birinin sabit bir makamı, muayyen bir rütbesi vardır. Fakat onların nefsi amellerinde bir zevki mahsusaları var. Yani yaptıkları işlerin kendilerinin sonuç yani. Biz mesela ubudiyeti yaparız. Belki de sıkılırız. Oruç tutarız, sıkılırız ama melekler kendi yaptıkları vazifeler kendilerinin gıdalarıdır. Yani ruhlarının ve kalplerinin dedi. Yani hem ruh hem kalplerinin gıdası. Akıllarının demedi. Biraz önce okuduğumuz yeri. Ruhu, ruh ve kalplerinin gıdası. Yani sıkılmıyorlar. Tam tersine yani. Mesela iftar açtığın zaman sonra doyduktan sonra sıkılırsın da. İftarayı açarken, ilk açarken sıkıldır mı Abdülkadir? Yok. E, hiç kimse sıkılmadı canım. Yani aynı onun gibi. Her an açlar. Nereye? Manaya. Her an açlar. Nereye? Tefekküre. Onların gıdaları bu. Onların akılları akıllarıyla işi yok. Onlar ruh ve kalp. Bir daha açmam lazım. O cümleyi e, Gıdayı erva kutu kulup. Yani rullarına gıda, kalplerine güç, evet. kuvvet diye. Yani onları canlı tutan, ayakta tutan. Nefsi ibadetlerinde derecatlarına göre tefevizleri var. Yaptıkları ibadetlerinde, vazifelerinde derecatlarına göre feyiz delmenleri var tabi. Tabi mesela Cebrail Aleyhisselam'ın bir vazife darla bir ağaca müekel veya bir çiçeğe kuşa müekel aynı değil. Veya Azrail Aleyhisselam e, e, zannediyoruz ki Azrail Aleyhisselam kendisi hep canı alıyor. Oysa onun çırakları var, kalfası var. Yani i̇nsandaki mertebe gibi bir, peygamberle bir sahabe evet. ol, bir olmadığı gibi sahabeyle bir evet, evliya, evliya ile bir sıradan bir insan bir olmadığı gibi evet, aynen. merak ile de mertebeli. mertebeliler var böyle ustalar var. Onun için hep misal veririm. Can alırken lan Azrail aleyhisselam alsa öpte başına koy ya. Yani. Usta. Mesela sen arabayı tamir ettirirken Ahmet. Ustaya mı ettirirsin kalfaya mı çırağa mı arabanın? Usta tabii. E, çırak şimdi canı alacak. Nereden çıkaracağı belli değil. Ağızdan mı çıkarayım? Alttan mı çıkarayım? Kulağından mı çıkarayım? Gözünden mi? Paramparça eder vücudu ya. Nefsi ibadetlerinde derecatlarına göre tefeyüzleri var. Burada bu arada canlı yayında olup da Amerika'da şu anda herhalde öğleyin. Hikmet burada mısın? Amerika'da şu anda Ramazan yani saatiniz kaç? Galiba 7 saat geri giderse kaç olur? Abi saat 2 şimdi burada. Öğle namazını kılacağız biz de burada. Daha kılacağım. E şimdi ben şimdi burada kahve içsem olmuyor ki. Hatırıma geldi biliyor musun bugün? Tabi şu anda iki ya Amerika'da. Ya Resul. Ondan sonra geride kalmış abi ya. <gülüyor> <gülüyor> abi Vay. Çok iyi bir insan ya. Buraya gelmiştin ha? Çok kaliteli ya çok şükür. Çok seviyorum sizi ya. Ya o bile hatırıma geldi ya bugün. Evet hadi bakalım bir teneffüs ettik. Nefs ibadetlerinde Kaç? Levent'te saat 11. Nerede? Levent'te saat 11 diyor Gafur abi. İstanbul'da da. Normal. Gafur normal. Bütün camia biliyor. Demek melekleri konuşuyoruz. Çok ilginç ama. Meleği ben eskide ne anlatırsa anlatsın ben kendi şeyime söylüyorum okuyordum. Rüştü abinin yanına dizine otururdum. Üşenmeden anlatırdı. Ben sizi bir tecrübemi paylaşayım. Bir türlü oturmuyor. Yani tamam mı? Tamam abi diyorum. Ulan o da benimle dertleniyor. Yani niçin bunun aleminde oturmuyor? Yani o kadar... E, dün dedim ya Mehmet niye anlamıyorsun? Bunu Rüştü abi bana mutadit dedi yani Mehmet. Ya nasıl nasıl oturmuyor Hasan dedi ya. Ondan sonra bir gün dedi ki... Gündüz dert etmiş beni. Dedi ki çözdüm dedi. Çağırdı beni. Senin aleminde ne oturmuyor? Hep dışarıda dolaşıyorsun kafanda. O lemaları onun için indirdim. Lemalardaki o yeri okudu bana kayımette. Elhamdülillah o şeyden Bartadan kurtardım. Kendi alimimde şahidi şahit yaptı beni. Nedir biliyor musunuz? Geçen okudum ya. Hatırladınız. Kuveler ha. O o zaman kendi alimimde 355. 355. Kainattaki ruhanilerin. Sonra anladı ki Rüştü abi. Bu hariçten tatmin olmaya çalışıyor. O zaman burayı buldu. Dedi ki sen de göstereyim sana dedi. Hatta bak çizmişim ondan sonra rahmetlinin şeyinde sonra şurayı. Kainattaki ruhanilerin bir delili yani hariçi değil de bir başka bir delili vücudu nümunesi belki Kardeşlerde de var benim gibi eski. Al, almıyordu, basmıyordu yani. Ee, delili vücudu. Yani vücuduna delil. Sonra nüminesi. Nümine yani. Dışarıda hep delildir derdi. Nüminesi dışarıda değil, insandadır. Delili vücudu dışarıdadır. Ee, işte i̇şte biraz önce ne anlatırsan anlat çiçekte. Ama nüminesi insandadır. Nümine. Aa diyoruz. Ee, bu ki, ki, işte araba çıktı veya işte kitap çıktı. Aa nüminesi. Ama bu yokken anlatmak delil. Ama bizzat kendisini göstermek nümine. Nüminesi nerede? Şurada diyor. İnsandaki kuvelerdir. Yani akılda kuvelerdir abiler. Kuva. Güçtür. Neyi hayal ediyorsanız, neyi tefekkür ediyorsanız, neyi vehim ediyorsanız, ne düşünüyorsanız, ne bilgi... O kuvadır, güçtür. Düşündüğünüz a güçtür. Vicdandakiler nedir? Histir. Kaptekiler duygu, ruhtakiler latifedir. Ha, insandaki nüminesi meleklerde güç olduğu için insandaki kuvelerdir. Yani melekelerimiz uyandırdığımız manalar, uyandırdığımız tefekkürler, bilgiler, malumatlar, tamam? Mı? Bunlar kuvelerdir. Yani nüminesi bizde kuvelerdir. Dışarıda delili var. Sonra latifelerdir vakeza. Latifeler de hemen geçti ruha. Kuva e nedir o? Şefkat-ı mukaddese, muhabbet-i münezze, şevk, sevk-i mukaddese, lezzet-i mukaddese, memnuniyet-i iftihar-ı mukaddese bunlar latifedir. Şefkat latifedir. Muhabbet latifedir. Aşk duygudur, latife değildir. Latife daha üstündür. Ruhtadır. Ondan sonra e, muhabbet, sevk, memnuniyet, iftihar etme kardeşini latifedir. Abiler bunlar meleğin bizdeki donmuş hali. İşte aynı böyle melek böyle bir şey işte. Yaşıyorsun sen zaten. Evet devam ediyorum. Demek o hizmetkarlarının mükafatı hizmetlerinin içindedir. Yani melekler böyle bir ücret beklemiyorlar. Böyle bir cennet cehennemleri yoktur. Yaptıkları iş kendi gıdayı erva kutu kulup. Ha ruhlarının gıdası kaplerinin gücü. Yaptıkları hizmetler. Yaptıkları hizmetler. Öyle bir cennet cehennemleri yok. Sonuçtur. Yani eylem sonuçtur. Onun için devamlı böyle düşünün. Oruç olan bir insanın iftar yapması. İftardaki anda yemek. Yemek ağırlık olur mu? Ne kadar zevk veriyor? Onlar da bunu hayal edemediğimiz kadar vazifelerinde böyle lezzet alıyorlar. Bu ikinci kısım melekleri böyle. Aşağıda söylüyorum, Meleklerin bir kısmı abittirler. Eee Diğer bir kısmının bu diyetleri ameldedir. Yani mesela bazıları işte biraz önce dediğim gibi e, Cenab-ı Hakk'ı seyrediyor, arşı tutuyor, e, bazıları tefekkür ediyor. Onlara abid olanlar. Evet. Diğer bir kısmının. Genel yani adetleri, bu sefer. amellerinin kendisi. Kendisi. Mesela işte e, mürekkep melaikesi ağacın veyahut da hayvanı sekve ve idare ediyor bunun ibadeti de... Evet. Mesela kökten kalsiyum alınacak, magnezyum, çi çiçek mesela, müekel melaikesi. O çiçek 0.05 miligram kalsiyum, 0.0 magnezyum, 0.07 mg demir alınacak. Bunu melek yapıyor o. vazife ya. Yani. Bu baştaki cümlede de iki tane tabir kullanıldı. Fakat onların nefsi amellerinde bir zevki mahsusaları var. Nefsi ibadetlerinde derecelerine göre tefeyyüzleri var. Aşağıda da bir kısmı abid, bir kısmı amelde ibadetleri. Burada iki tabir var. Nefsi amellerinde bir zevki mahsusalar var. Bunlar ibadetleri amellerinde olanlar. Diğeri de nefsi ibadetlerinde, biri de sadece ibadet yapıyor. Evet. Bazılar kıyamda, bazılar, bazıları sürede, bazıları Cenab-ı Hakk'ı seyrediyor. O var. Dünyayı döndürüyor, tutuyor. Ayrı ayrı işte. Secdede sürekli. Demek o hizmetkarlarının yani bizde de öyle ya mesela tefekkür ediyoruz aktif. Ama devamlı içeride şey var canlılık hayat o işte melek melekelerimiz malik olduğumuz meleke malik maliklerimiz. Kulağınızı bir Rabbin nas, melikin nas, nas. Melekelerimiz orada. Demek o hizmetkarlarının mükafatı hizmetlerinin içindedir. Nasıl insan, ma, su, hava, ve ziya ve gıda ile tegadi edip telezüz eder. Şimdi insanda misal veriyor. Su içmesi iftarda. Havayı teneffüs etmesi böyle değil mi? Böyle e, kapalı bir yerden oh diyorsun. Sonra e, karanlık bir yerden aydınlığa çıkmak. Sonra gıda ile beslenmek. Yani hastaydım böyle. Bir serum aldın. Bir yemek yedin. Bir çorba içtin. Gözün ferini açıldı. Takaddi. Edip insan nasıl telezüz ediyor? Öyle de melekler zikir ve tesbih ve hamd ve ibadet ve marifet ve muhabbetin envariyle takaddi edip telezüz ediyorlar. Melekler zikirin kendisi zevk. Tesbih zevk. Bizim gibi zoraki değil Abdülkadir. Değil mi İsmail? Hamd, ibadet, marifet muhabbet. Bir melek var ki sırf muhabbet ediyor. Envari ile yani bunların nurları ile takadi ediyorlar, gıdalanıyor, telesüz ediyorlar, lezzetleniyorlar. Çünkü onlar nurdan mahluk oldukları için gıdaları nur kafidir. Onlar cismani değiller, nurani dirler. Havuz, Abdülmelik. Meleklerden insan üstün ama meleklerin vücudu nur. Güneşin nuru, şey vücudu nim nurani, yarım. Meleklerin tam. İnsan ceset değil mi? böyle katı? Ama insan büyük. İnsan daha cami. Aslında zahirde baktığın zaman melekler daha külli, cami, muhatap olması lazım Cenab-ı Hakk'a. İnsan böyle ceset sahibi. Nurani değil. Niye böyle meleklerden daha üstün oldu? Neden densel, Ne denirse mesela? Ne, ne hatırınıza gelir? Niye? Melekler nur. Meleklerde mücahede terakket yok ya. Yani. Ederim yani. karanlığın nisbetinde gecenin karanlığı nispetinde nur gözüktüğü gibi. Evet. En cami en kesiftir. Evet. Yani kusuru derute işte hepsi şey böyle. İnsan en cami, en karanlık, en kesif. Allah'ın esması demiştik dün bunu konuşacağız diye. Toprak unsuru var. Su unsuru var. Hava unsuru var. Nur unsuru var. En cami esmayı gösteren topraktır. Ama akla sorsan hemen en iyi Allah'ı gösteren nur dersin. Hava ders. Oysa toprakta Cenab-ı Hakk'ın bin bir esması tecelli ediyor. İnsan en kesif olması cismaniyete sahip oluşundandır. Birincisi. Cismaniyetinden dolayı zıtlara cami. Celali, cemali ve kemali. şöyle bir şey de zaman? Diyelim ki hani nur, toprak havası dedin ya abi. İnsan hangisine daha yaklaştıkça esma yine dalı gider? Sen hatına nura yaklaştıkça Esma'yı aynadalık yapar gibi gelirken gelirken işte diyor Said toprak gibi tam tevazu mahfiyette bulunmak şarttır diyor. Ya tam, toprak. Risaleni bulandırmasın, tesirini kırmasın diyor. Allah Allah. Ne kadar tevazuya, toprağa yakın o kadar Esma'yı da aynadalık yapıyor. Tevazu değil mi? Ne, ne atarsan üzerine basıp geçiyoruz. Toprak. Hele bir de düşün namazsız bir insan, oruçsuz bir insan. O yüzden diyor bir bir meziyetin varsa hava turabında yani toprakta kalsın diyor. Ta güneşin ne olmaz. Ben tabi böyle defa Allah olan Allah yükseltir. Allah yükseltir. Evet hadi bakalım. Çünkü onlar nurdan mahluk oldukları için gıdalarına nur kafidir. Hatta nura yakın olan bu çok hoşuma gidiyor ya. Devamlı kullanıyorum psikolojide. Hatta nura yakın olan rahiyay tayibe olan dahi onların bir nevi gıdalarıdır ki. Ondan hoşlanıyorlar. Evet. Erva tayibe revayi tayibi sever. Yani Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bana bir şey sevdirildi diyor. Birisi namaz, birisi astıma beni döndüren, birisi de ruhanileri cez ve celbeden zemin olan koku. Ee, diyor ki mesela koku niye sünnet? Hangi kokuyu sürersen o cinsten ruhani geliyor. Başka ne yapıyor biliyor musun? Bana bak. Koku sürmüyorsun ama Kokuyu celbeden melek de mahrum değilse Ne yapıyor? Ey benim için oruç tutan diyor Cenab-ı Hak. Ağzının kokusu benim indimde, bütün kokuların üstünde. Bu ağız kokusu onları cezbediyor. Hiçbir kokuya benzemez ağız kokusu. Yani oruç tutanın ağız kokusu da. Sigara içenin değil de. Erva Tayyip'e bunu ee, mesela çok şey yaparım böyle. Erva Habisi var, Erva Tayyip'e var. Sigara içiyor. Hangi cins? Dumansa o cinsten ruhani çekiyorsun. Yani sen şimdi sigara içerken e, melek geleceğini tahmin edebilir misin? Kokuyor. O. Erva Tayyip'e gelmez. Erva habisi gelir. Bir tanesi demişti ki Ahmet. Rize'de, Rize'de bizim köyde ne anlatayım başka? Ya yani nasıl Hoca bu sigara nedir ya? Bazısı aram bazı şey diyor. Ya siz benden daha Hakat Hakikaten benden daha iyi biliyorlar. Hükmünü. Siz zaten biliyorsunuz bana niye soruyorsun dedim ya. Beni de niye ortak ediyorsun? Ya bir şey de, dedi ya. Dedim ki Emice sen dedim sigarayı çıkarttın tamam. Böyle oturmuşlar bakalım orada. Sigarayı çıkarttın. Ahmet tamam şimdi göster. Aldın ağzına çakmak ya baz basmadan. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla çıkıyorum. Tövbe estağfurullah dedi böyle. Tövbe dedi ya. Besmele çekilir mi koca? E dedim, emice besmele çekemediğini niye çekiyorsun o zaman dedim. Seni bak içeri çeker Ola doğru söyledin dedi. Şimdi sana dedim o cinsten şeyler geliyor. E şimdi burada da geldiği için söylüyorum. Erma kabisi er 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 geliyor. Nedir o? Odun yandığı zaman diyor sigara gibi odun. Çıkan nurdan melek yaratılıyor. Çıkan ateşten şeytan yaratılır. Çıkan dumandan nursuz ve ateşsiz duman, cin yaratılır, cirin gıdasıdır. Çıkan külden insan, toprak ya kül, hadis bu Dolayısıyla onların gıdasıdır. E peki sigara kim istiyor? Sinyal alıyorsun. Diyor ki yak yak yak. Bunu kim istiyor? Bu kimin işine yar yoksa o istiyor. Onun sinyalidir ya. Yani. Ervan Tayyip'e revayi Taybeyi sever. İyi ruhlar İyi kokular iyi şimdi dinle. Eğer parfüm sıkarsak Muaz. Var ya böyle sığır yalamış gibi böyle şey yapılıyor ya. Jöle mi? Kokusu var mı yok mu? Bir şey anlat anlatmak için söylüyorum. Var mı kokusu? Bir şeyler de sürüyorlar ya böyle. Hem kadını O cinsten ruhani geliyor biliyor musunuz? Ona melek gelmiyor. O kokuya, o cinsten erva habise geldiği için akşama sıkıntıda olacaksın. Evet o gidene kadar yani. 5 saat koku dersim var. Bunu bilerek söylüyorum. Kokunun dalga boyları var. Merga herze kadar eyle ilim, bilim insanları ölçmüş. Her bir kokunun ne kadar dalga boyu var. Yani matematikseldir. Yani o koku dediğim şey hiçlik değil. Partiküller, parçacıklar uçuyor. Onları kapıyorlar. Neye benziyor? Gemiden aldın simiti. Aşağı atarken balıklar aşağıda bekliyor. Bazı kuşlar da yukarıda bekliyor kapacağım havada diye. Boğazdan geçerken simidi At bakalım. Havada kaplı kaplı kapamadığın balık kapıyor. Yani aynı bunun gibi ne sürersek o cinsten koku aynı zamanda ruhsal yapımızı da dışa ifade ediyor, haber veriyor. O için elinizden geldiği kadar haricen öyle fıtrı olmayan kokuları sürmeyin. Hem melekler mabutlarının emriyle işledikleri işlerde ve onun hesabı ile işledikleri amellerde ve onun namı ile ettikleri hizmette ve onun na nazarı ile yaptıkları nezarette ve onun intisabı ile kazandıkları şerefte ya şiir ya. Bu nasıl bir kitap ya? Şiir şiir. Şuraya bak bir de okuyacağım. Hem melekler mabutlarının emriyle işledikleri işlerde, onun hesabı ile işledikleri amellerde, onun namıyla ettikleri hizmette onun nazarıyla yaptık, yaptıkları nezarette, onun intisabıyla kazandıkları şerefte, onun mülk ve melekutunun mutalası ile aldıkları tenezzühte, onun tecelliyatı cemaliye ve celaliyesinin müşahadesiyle kazandıkları tenaumda netti yedi. Öyle bir saadet azime vardır ki yani melekler bu yedi taneyi anlatılan var ya Onları yaparken öyle bir acayip saadetlere gark oluyorlar ki öyle bir acayip hale geliyorlar ki aklı beşer anlamaz melek olmayan bilemez. Mesela öyle bir melek var ki Allah vazifesi sifa Allah'ın seyretmek. Arşı tutmak işte vesaire. Şimdi onların mesela öyle melek var ki sırf secdede, sırf secdede hiç devamlı. Öyle melek var rüküde. Şimdi onun lezzeti nasıl olur ya lezzet secdede? E diyor ki aklı beşer anlamaz. Melek olmayan bilemez. Ama bunlar hep orta azam meleklere iman etmeyle. Bir cümle var da, Söyle. Bakan diyetiyle... Sayfa aynı yer. 357 3 abi. Tamam. Yani sözler. Tamam. Yani insanlar hangi noktada melaikeye benziyor? He. Şu cihet abi diyor ki insandır şu kainat sarayında bir nevi hademe olan insanlar hem melaikeye benzer hem hayvanata benzer melaiki ubudiyeti külliye de nezaretin şumulünde marifetin ihatasında rububiyetin dellallığında meleklere benzer insan. Allah Allah. Belki bak şuraya, belki insan daha camidir fakat insanın şerri ve iştihalı bir nefsi bulunduğundan Melaikenin hilafına olarak pek mühim terakkiyle tedniyete masardır. Evet çok güzel. Şurada şöyle bir şey vardı. Üstad Hazretleri'nin yaşadığı bir durum var abi. Bu galiba şeyde Bu fasalca mı? Bediüzzaman cevap veriyordu herhalde. Öyle bir an var ki diyorum melaike gelse diyor kabul etmem. Diyor. Evet. Demek ki da o terakkiyete tedniyat olduğundan dolayı öyle bir şey var ki zevki var. Meleke gelse diyor o anda kabul etmem diyor. Öyle bir ubudiyetin anım var ki diyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ubudiyet anı Rabbine bir bağ o taayyun artık olmuş. O anda Cebrail bile gelse kabul etmem. Ustad da buna benzer dedi işte. Evet. Öyle bir halet öyle bir aa, ubudiyet haletim olur ki bazen o an melek gelse kabul etmem diyor. Yani ama melaikeye insan ubudiyeti külliyede yani nasıl nasıl oluyor? lemalar 11. lemada ubudiyeti külliye nasıl olur yapamazsın ki. Ama şöyle yapamadığın bil, bil, niyet, bir kas, bir irade, bir cehd, bir teveccüh. Yani niyeti külli olunca amelin cüzü dahi olsa külli oluyor. Bak e, meleklere nasıl benziyor? Ubudiyeti külliye de külli bir ubudiyet. Mesela oruç tuttuk. Bütün organlar ibadet etti bugün. dimallarımız e, dimalarımız, maneviyat, ruhaniler ve bizimle alakalı olan bütün mevcudat, melekler. Mesela e, La Estevi okuduk akşam. Sabaha kadar bizim adımımıza 70 melek ibadet edecek. Sabah okuduk akşama kadar. Yani acayip yani böyle. Bu neyi gösteriyor? Ubudiyeti külliye de meleklere benzer insan. Başka nezaretin şümülünde meleklere benzer. Marifetin yatasında meleklere benzer. Rububiyetin dellallığında meleklere benzer. Yani Cenab-ı Hakk'ın saltanatını böyle da. Tefekkür etmekte, ifade etmekte Cenab-ı Hak hakim. Belki insan daha camidir. Fakat insanın, yani bir sıkıntı var insanda, şerire ve iştahlı bir nefsi bulunduğundan melaikenin hilafını olarak pek mühim terakkiyat ve tedeniyata mazardır. Yani ne kadar çıkabiliyorsa o kadar aşağı gidebiliyor. A eşittir B ise B eşittir A'dır sırınca. Ne kadar çıkabiliyor? Ta kabu kavseine. Ne kadar inebilir? Onun zıttı kadar. Esvele safilin. O kabu kavseyinin zıttı işte. Neresi? Ona şöyle ben diyorum. Alçak demiyorum. Alçak deyince bir seviyedir. Çukur insan. Yani dibi yok yani. Çukur insan diyorum öyle. Evet. Ben burada sanki şöyle anlıyorum Hasan abicim. melek deyince melek direkt iltizam gibi görüyorum abi. Yani melekte ilim yok. Mesela az önce vazifelerini sayarken hamd dediniz. Hamd var ama şükür yok. Hamd iltizamdır. Şük şük şükür, e, Hasan abi ilimdir gibi düşünüyorum ben. Yani onlarda ilim yok. İnsan bir manada bu yönden melekten farklı. Yani hamd e, direkt iltizam. Yani elma diyorsunuz ya, kafalık hocamla Hani Allah e, elma demiyor. Allah'ın kelamı elmayı direkt var etmek ya. Yani direkt iltizamın kendisi. Hmm. Melek direkt iltizamın kendisi. Sonuçla muhatap ya. Süreci yok yani. Yok. İlim yok denmez. Zikir var. Marifet de var. Marifet de var. Marifet de var, Aa, marifet de var burada. e Rububetin de ee, şöyle. Nezaretin şumulünde marifetin niyatasında. Marifetleri var yani ikinci müzakerede okumuştuk ya abi diyor evet. O mahluklar ins ve cin gibi şu sarayı alemin seyircileri, şu kainat kitabının mütalacıları, şu saltanat-ı ubudiyetin Külli ve umumi ubudiyetleri ve ile külli ve umumi ubudiyetleriyle kainatın bütün külli mevcudatın tesbihatlarını temsil ediyorlar. Evet. Bir de şuradaki şeyde han ibadet, marifet ve muhabbetin envarıyla Evet. Yani Ama şeyleri yok. Mesela e, şu böyle bir geniş, yükseklerin derin ya. Yani, yani genişlemesi var evet. Çok genişlemesi var. Talimle tekemül etmek için gelmemiş yani. Yani kendisinde şey var. İmbisat var, inkişafları değil. İmbisat In, var, genişlemeleri var. Ayet dedi ya, senin bize öğrettiğinden başka ilmimiz yok yani. Evet. Bir öğretilen var. Yani. Subhanike <Sessizlik> la ilmelena illa me'lent. Evet geçiyoruz gene e, 29. söze. Daha bu mukademe ha meleklerin daha melekleri de gireceğiz. E, ruha girdiğimiz zaman e, ruh dersini yapacağız ya devamında aşağıda yapacağız. E, görsel olacak. Hem beraber görsel olacak hem de göreceğiz şeyi yansıtılarak. E sanki şu ana kadar okuduklarımıza bu makamede hakikat katiyen iktizaydır. Hikmet ister. istersin delillerini yapıyor sanki. Evet. Yani bir boşluk var kainatta. Bu bu vazifeyi yapacak insan deruhte demiyor, yapamıyor. O zaman böyle bu ara boşluğu yani sanat ile insan arasında müthiş bir boşluk var. Bunu tamamlayan melekler işte. Devam ediyorum. Madem bu nihayetsiz tezinat, nihayetsiz bir vazifeyi tefekkür ve ubudiyet ister. Halbuki ins ve cin şu nihayetsiz vazifeye, şu hikmetli nezarete, şu vusatlı geniş ubudiyete karşı milyondan ancak birisini yapabilir. Demek bu nihayetsiz ve çok mütenevi olan şu vazife ve ibadete nihayetsiz melaike envaları, ruhaniyat ecnasları lazımdır ki şu mescidi kebir alemi saflarıyla doldurup şenlendirsin. Aman nasıl, nasıl böyle izah etmiş usta? Ayet var. Nasıl Ahmet? Saf saf melekler. Ha ha saf bu saf. Bu saflarıyla doldursun ayet Allah Allah. Saflarıyla doldursun. Allah. Mescidi Kebir. Mescidi Kebir alemi saflarıyla doldurup şenlendirsin. Meal mıdır bu Ahmet? Allah Allah. Mescidi Kebir alem. Çok garip alem ya burası. Kainatın hakikaten kalbi. Acaba öteler burayla buralar 18 bin alemin yumağı ya. O kadar alıştı ki buraya. Burayı zannediyoruz. Burayı burayı burası zannediyoruz. Yani çok vahlanacağız oraya gidince ama ne bileyim uyan mı ölmeden nasıl uyanacağız ya burası? Bu dünyaya o kadar emniyet veriyorum ki o ciyette yani hani böyle ince bir zar var yani böyle kaldırabilsek şu mevcudatın tüm meleklerin delse Hasan abi hani Barla'da geçiyor ya melekler diyor işte yer yüzünde birkaç Allah'a birini sevdirle. Evet 163 tane var. Acaba bizim için de düşünüyorlar. Biz onlardense Ha evet. Barla'da sema mühekkeleri evet. yerdeki mühekkellere Evet. evet. Okuyayım o. 163 o? Ya 249, 250 olması. 250 mi? Tamam. Aa, şimdi biz konuşuyoruz. Acaba onlar ne yapıyor? Onlar şunu yapıyor şu anda. Bak şu anda ne yaptıktan söyleyeyim. Şu anda ne yapıyorlar? Şunu yapıyorlar. Semavat zemini gıpta eder ki. Semadaki melekler yere. Zeminde halisen lillah. Sohbet, zikir ve tefekkür için. Bir iki adam. Bak canlı yayın vasıtasıyla. Ta küre Amerika'dan, Özbekistan her tarafta bak var. Tamam. Burada bir iki adam bir iki nefes. Yani bir iki dakika beraber otururlar. Şu derse bakın dersi manası. Şu melekler bakayım. Semadaki melekler yerdeki melekleri gıpta ediyormuş. Niye? Sizin üzerinizde halisen lillah sohbet, zikir tefekkür eten bir iki adam, bir iki nefes yani bir iki dakika beraber otururlar. Ne yaparlar? Kendi Sani Zülcelali'nin çok güzel asar rahmetini ve çok hikmetli ve süslü eseri sanatını birbirine göstererek sanilerini sevip sevdirirler, düşünüp düşündürürler. Gıpta ediyormuş. semam melekleri, toprağa melek, mekel melaike diyor ki? Bak senin üzerinde böyle insanlar var. Şu anda demek ki melekler bu işi yapıyor bu dersimizde. Çünkü biz de ondan bahsediyor. Bu vazifeleri az yukarıda hangisine giriyor? Az önce yerlerde. zikir, tesbihan. Hepsini cami ya bu ders. Kur'an'ı ders ya. Hemen altında söylüyor zaten. Sen hemen altında bu bu soruya cevap veriyor okudum yer. İlim iki çeşittir diyor. bu ikinci bu ilim hepsini cem eder diyor. Hemen altında ba e, evet şu 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 kainat her bir cihetinde her bir dairesinde doğru mu yerdim evet, ha evet şu kainatın her bir cihetinde her bir dairesinde ruhaniyat ve mela, melaikelerden birer taife birer vazifeyi ubudiyetle muvazzaf olarak bulunurlar bazı rivayeti i hadisiyenin işaretiyle ve şu intizamı alemin hikmetiyle denilebilir ki bir kısım etsamu camideyi seyyare bir kısım etsamu camidei seyyare nedir o ne diyebilirsiniz yıldızlar seyyaratından tut yıldız ta yağmur kataratına kadar Tırn şey aldı izah etti onu nedir o etsamu camidei seyyare yani yıldızlar seyyaratından tut başka Ka katı da öyle yağmur ka kataratına kadar, yağmurun damlarlarına kadar bir kısım melaikenin sefine ve merakibidirler. Yani sanki onlar meleklerin gemileri, sefine ve ee, binekleridirler, merakibidirler. O melekler bu seyyarelere izni ilahiyle binerler. Yağmura, gezegenlere binerler. Kimler melekler? Vay ne yaparlar? Vay. Şimdi ben de Merkür'e, Jüpiter'e binsem veya parlak, parlak yıldıza bir tanesine binsem ki vefat edenler şimdi orada dolaşıyorlarmış. Berza aleminde olanlar buralara, bu sema yıldızlarına dolaşıyorlar diyor Ustak. O melekler bu seyyarelere izni ilahi ile binerler. Alemi şahadeti seyredip gezerler ve o merkeplerinin tespihatını temsil ederler. Aynı ben ne zevk alıyorlar. Şimdi vallahi isterim şöyle galaksiye galaksiye böyle ışık hızıyla giden bir yıldıza binsem. Böyle dolaşsam yani. Böyle acayip. iyi, iyi olur ha. Yukarı dedi ya Hasan abi. Mescidi kebri, amide saf saf durun, dedi ya abi. He. Mesela bir yağmurda diyor ya bir yağmur melek indiriyor ya. Bir daha kıyamete kadar sıra gelmiyor. Yağmur tanesini indirmiş bir daha sıra gelmiyor. o mescidin büyüklüğünün içindeki o melekler. Melek dönüyor. O kadar bir tarih boyu, tarih boyu bir tane indirdi vazifesi orada bitti yani. ya. Ya birincisi de ecsamı cami seyyare, ikincisi de hayattar etsam. Biraz daha terakki etti ikincisi. Birincisinde camit seyyar cisimler, ikincisinde hayattar cisimler birlik oluyor. Ha, he, bu şu ikinci olacak. Yukarıdaki, yukarıdaki, yukarıdaki. E, şurası etsamı Camid seyyarı e, yıldızlardan seyrattan tuta yağmur kataratına kadar bir kısım melaikenin sefine ve merakibi dirler ikinci sankisiydi Ahmet ha hem, hem ha tabii onu o işte o başka bir bu bir Evet de, Evet oldu. şimdi okuyacağımız yer diyorsun Evet, evet Ben de diyorum ya yani. Nerede ikinci? Evet Hayatta cisimler bu sefer merakip, merkep oluyor. O, o zaman düz, 10 dakika var. Düz okuyayım. Evet. Şu Bir... şey tamam, kalsınız. Şu i̇ntizam alemin hikmetiyle denilebilir ki bu ne demektir? Yani hadisin divayetinin işaretiyle denilebilir. Bunu anladık. Hadisler buna işaret ediyor. Ve şu intizam alemin hikmetiyle denilebilir ki Evet şu intizam İşaretini anladık da alemdeki intizamın hikmeti nasıl bir dil oluyor bu manayı anlamamıza? Evet kainattaki öyle bir intizam var ki hikmet feşan oluyor. Nedir o? Ee, bu kadar cami, şuursuz camidat, bu kadar şuurlu, ahenkli, birbirini bilir gibi hareket etmesi, tanıması, vazife yapması demek ki Onların bir binekleri, dizginleri birisinin elinde olduğunu gösteriyor. Yoksa o hikmetli, e, gayeli, maksatlı, hedefli bir nasıl hareket edecek o zerreler? Yani ya tanıyor olacak ya da tanıyan birisi olacak. Bir binekleri... Şimdi al şimdi bir kirazı al. İnciri al. Al topraktan bu inciri yap ya. Normal bir teknoloji mi şimdi? Bunu yapar kim? Ağaç nasıl yapar? Bir kere topraktan ağaç yapılıyor. Biz topraktan ağaç makinesi yapılıyor. Sonra aynı toprakla toprakta yapılan ağaca kiraz yaptırıyorsun, nar yaptırıyorsun. E kim o zaman e, bu mümkün değil. Bir esbab kullanması lazım. Yani esbab var. O zaman bu kainattaki nizam alemin şu hikmet başka bir burada bir mahluk işlemesi lazım o melaikeleri zorunlu kılıyor bu iş. Ya aç yapıyor ya melekler yaptırıyor. Ya melekler yapıyor yani. Sana hani geçen demiştik ki bu ikinci, birinci müzakere demeli falan demiştik. Nasıl ki kelam sıfatına gelen şeriata insanlar hamele olduğu gibi irade sıfatına gelen evet. şeriatı da melaikeler hamledir. Evet. Hadi bakıyor ki bir intizam bir düzen var şuursuz olmasına rağmen, camit olmasına rağmen düzenli bir şekilde bir hareketlilik var. Birbirini tanımayanlar tanıy tanıyormuş gibi ne hareket etsin? 353'te ya abi. He. 353'te okuduğumuz paragrafın devamında sanki o intizama, aleme delil olan şeyleri <laughs> nazara veriyor sanki. Orada ha. bir cümlesi mesela diyor ki. He. Hem de ruhi zemin bir tarladır. Umum nebatat onun içine onun içinde ekilir. Umumuna Cenab-ı Hakk'ın namıyla kuvvetiyle nezaret ederek müekkel bir melaike vardır. Ağaca, toprağa, denize, semaya, yıldıza vesaire. Evet. Bakın bir intizamı gösteriyorlar. Ya. Ondan daha aşağı bir melek bir tayfe mahsusa nezaret etmekle Cenab-ı Hakk'a ibadet ve tesbih eden melekler vardır. Bak rezzakiyet arşının hamelesinden olan Hazreti Mikail Aleyhisselam'ın şunların en büyük nazırları ilahi böyle devam ediyor. Ve çiftçiler, çobanlar. Ama güzel bir şey yakaladı Ahmet. İntizam alemin hikmeti melekleri ispat ediyor. Yani ayet-i kübrada diyor ya cami, çuğursuz şeyler. Sanki birbirini tanıyor. E şu, bir... Hani bir insanlık aleminde değil bakıyorsun bir ordu düzenli bir şekilde tanzim edilmiş. Diyorsun bunu kim tanzim etti dersin yani. Ordu komutanı diyorsun. Yani. Komutan ararsın yani. Çünkü yani Cenab-ı Hakk'ın ordusu da şu kainat ordusudur yani. Bunun arkasında bir intizam arasın. Sebeplerle iş yapıyor melaikelerde bunların mümessilleri oluyor. Evet. İki örnek veriyor. Yıldızlar seyahatından tut ta yağmur katlesine başını Hı. ve sonunu zikrediyor. Yıldızlarda çarpışma yoksa, Hı. camit oldu çarpışma yoksa demek ki bir şoförleri var melaike. Hı. Yağmur katreleri birbirlerine demiyorsa zararlı kütleler gelmiyorsa Hı. demek ki bir şoförleri var. Bir şoför var ki bu arabayı birbirine trafikte çarptırmıyor. Hakikaten yağmur taneleri veya kar taneleri birbirine çarpışsa o kü o mesafeden gelirken. Tamam. Baş ve sonu nerede? Yani en küçüğünden en büyüğüne bu arasını doldur. Yani yıldızlardan yağmur katesine varıncaya kadar. Evet, koca yıldız. Yani seyyareleri, aralarındaki diğer varlıkları siz kıyas edin. Koca güneşleri değil mi bir seyyare? Şems-i şumustarı. Evet, ondan sonra gel yağmur tanesine en büyükten küçüğe Arasındakileri de. Demek ki birisi direksiyonu tutuyor. O da melek. Burada kesiyoruz. Teşekkür ediyoruz abim. Allah'ın ebeden daima razı olsun. Siz... Allah, Allah. Amin, amin. Allah razı olsun. Her akşam Ramazan bitene kadar e, ustad e, şey yaparmış. Bari bu kadar. Yani dershaneler hep ayakta olduğunu da bilin. E, son son 15 günü yatırmazmış. Yatanı görse bile ustadın yapmayacağı yapıyor. Evet. Su atarmış. Biz de e, burada elhamdülillah şey yapıyoruz. Ee, en azından da bu 12 ile e, bir arası. Onu da bilin, biliyorlar. Hepimiz Kur'an'ı alacağız. İzbul Kur'an, İzbul Haka Yani Büyük Cevşen, Hizbul Kur'an ve Kur'an'ımızı sesli, arı peteği gibi Kur'an okunacak. Ve ahırda vahım enilhamdülillahi rabbil alemin. El-Fatiha.